Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trendfix sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk günü dolar tl baktığımız zaman bu hafta dolar kurunu etkileyecek birçok gelişme olacak arkadaşlar. Özellikle yarın beklenen ABD tarafındaki seçimler arkadaşlar dolar kuru üzerinde belirleyici olacak. Biden e, şimdilik önde götürse de seçim sonuçlarının açıklanması işte Kasım sonu Aralık gibi olacaktır. Büyük ihtimal koltuğu devretmeleri vesaire e, ocağı bulacaktır. E, dolar kuru Biden seçilirse daha fazla yukarı imelenir. İşte Trump seçilirse yukarı yönlü imelenir aşağı doğru iner. Arkadaşlar bunun tek bir e, sonucu var. Yani aslında Türkiye için koltuğa kimin geçtiğinin hiçbir önemi yok. Yani her türlü dolar kuru zaten yukarıya doğru e, yönelecek Sadece aradaki tek tek farkı şu olacak, ee, birinde e, Biden geçerse biraz daha hızlı yukarıya çıkışlar olacak, Trump geçerse ona göre bir tık daha e, yavaş yukarı çık. ama her türlü e, çıkacak. Özellikle Biden'ın e, Türkiye tarafından çok iyi e, olmadığı söyleniyor arkadaşlar. Zaten bunu geçmişteki söylemleriyle de kendimizde bizzat gördük. Özellikle Biden'dan sonra... S400'ler arkadaşlar önümüze koyacak yani Biden biraz daha Türkiye'nin aleyhine konuşmalar yapabilir o yüzden dolar kuru bundan çok Yüksek bir şekilde etkilenecektir arkadaşlar e, dolar kuru son 8 gündür aralıksız her gün yeni rekor e, kırıyor arkadaşlar gün içerisinde 8.40 seviyesinin e, test etmiş durumda aynı zamanda Türkiye 5 yıllık cds primi ise 558 bas puana çıkmış durumda e, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise %13.40'a yükselmiş durumda arkadaşlar özellikle burada. Ee, küresel bazda artan e, koronavirüs pandemisinde vaka sayıları biliyorsunuz dünya çapında hızla e, gelişiyor arkadaşlar. E, bu da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor ister istemez. Türk lirası da bundan en çok e, nasibini alan ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. E, onun için insanlardaki bu e, vaka sayılarında artma sonucu panik havası dolara kaçıyorlar arkadaşlar özellikle bu ABD'de biliyorsunuz ek e, mali teşvik konusunun e, meclisten geçememesi dolarda değer kazanımlarını arttırıyor. E, Yaşattı arkadaşlar yani e, mal teşvik geçseydi biraz daha belki bu çok e, her gün bu şekilde rekor kırmayabilirdi. Fakat e, teşvik pakette geçmediği için dolar daha çok değerlendi arkadaşlar. Bu zaten ülkedeki e, Avrupa ülkelerindeki bu karantina önlemleri vesaire insanların iyice paniklemesine e, sebep oldu. Özellikle piyasalar yarın e, Türkiye tarafında açıklanacak tüketici enflasyonu verisini e, izleyecek arkadaşlar. Enflasyon ve faiz arasındaki makasın açılması dolar tl kuru üzerinde e, baskı yaratması Beklenecek arkadaşlar. Diğer taraftan ABD tarafında 3 Kasım'daki seçimler sonuçlanacak. Yarın ve hemen ardından 4-5 Kasım'da FED toplantısı gerçekleşecek. Yani... Biden seçilirse dediğim gibi arkadaşlar S-400'ler önümüze konacak maalesef. Ee, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu hafta yeni bir sıklaşma adımıyla başladı. Fakat hiçbir etkisi yok arkadaşlar. 3 Kasım 2020'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri e, sıfırlandı. Gelen açıklamaya göre açık piyasa işlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri e, durdurulmuş durumda. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar. Burada 8.32 e, yukarıda direncimizde bunu çok güzel bir şekilde yukarıya doğru e, kırdı arkadaşlar. Fakat e, 8.32'nin üzerine güzel bir e, burada kalıcı kapanışlar da bıraktı. Şu an 8.40 e, seviyesini test etmiş durumda. E, yeniden piyasaya girmek isteyen arkadaşlar için destek direnci kırma noktalarına girin arkadaşlar. Örneğin burada bakın 8.40 şu an e, direnç olmuş durumda. 8.40'ın üzerine kalıcı bir kapanış yaparsa 8.42, 8.43 e, piyasaya girebilirsiniz. Arkadaşlar dolar tl grafiğinin çıkma e, potansiyeli neredeyse %100 yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum ona. E, o yüzden şu an aslında dolar eee pahalı olmayabilir yani pahalı değil aslında çünkü eğer seçimlere Biden kazanırsa dolardaki yukarı yönlü çıkış devam edecek zaten dolar küreselde de değer kazandığı için yani merkez bankası bu kuru inanın bu şekilde sabitlemesinin e, çok zor yani mümkün değil zaten e, piyasada merkezde rezervler de çok az kaldı hatta eksiye döndü arkadaşlar o yüzden e, dolar kurundaki yükseliş her türlü daha devam edecek yani burada asıl önemli olan piyasayı nerede girip çıkacağınız 8.40 seviyesi üzerinde kademeli e, alışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar yukarı doğru, doğru kırması e, devam ettiği zaman fakat aşağıda 8.32'ye tekrar doğru geri çekilir ki geri çekilirse e, geri çekilmelerin devamı gelir. O yüzden 8.32'nin aşağısında arkadaşlar tekrar 8.25'lere kadar da geri çekilme yaşatabilir. Ama zaten dolar kurundaki şu an özellikle birkaç gün içerisindeki her geri çekilme alım fırsatı olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da 10 altın tarafına geçelim. Şimdi Ons altında da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin e, verisi geldi. Beklentilerden güçlü gelmesinden destek buldu arkadaşlar. Bir de dolar endeksi yükseldiği için ons altında e, değer kayıpları gördük geçen hafta. Bu hafta biraz daha e, toparlanmayla başladı. Özellikle 1886 1900 e, direncine yukarıda yakın seyrediyor arkadaşlar. Eee 3 Kasım'da yani yarın kritik ABD e, başkanlık seçimleri var arkadaşlar. Onun dışında e, 4-5 Kasım'da yine Fed toplantısı var eee ve yine tarım dışı istihdam gibi önemli veriler açıklanacak bu hafta. Yani ilk ay olduğu için eee Bayağı bir önümüzde e, yüksek arkadaşlar e, haberler ekonomik takdim vesaire e, ABD seçim haftasına e, girilirken arkadaşlar demokrat aday Joe Biden anketlere göre kritik olarak değerlendiren eyaletlerde önde arkadaşlar bunun yanında anketler tüm ülke düzeyinde e, Biden'ın rakibi başkan Trump'ın e, önünde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Biden bu seçimleri kazanması %100'e yakın diyebiliriz. Bu da 10 altın için aslında iyi bir şey. Çünkü Biden biraz daha mali yani ekonomi piyasaları destekleyecek politikalar izleyecek arkadaşlar. O yüzden FED ile arası iyi olacaktır. FED ne istiyorsa para istiyorsa para verecektir piyasaya. Onun dışında Avrupa Merkez Bankası'ndan da zaten piyasalar yani son toplantısında Aralık ayına ilişkin teşvik mesajları vermişti. E, Piyasa bankanın alım programlarını genişletmesini bekliyor arkadaşlar. E, Avrupa Merkez Bankası'nın yine İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilmiş durumda. Ee, yine Belçika'dan da bir haber var. Belçika'da hızlı artan yeni tip koronavirüs vakalarını azaltmak için daha önce alınan tedbirlere, yenileri eklenerek marketler ve eczaneler hariç mağazaların e, kapatılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Şimdi aslında gelen birçok haber şu an yeni piyasaya düşen birçok haber e, altının lehine arkadaşlar. Yani yukarı çıkışını desteklemesi gerekiyor. Fakat şu an sıkıntı şu e, artan vaka sayıları çok fazla arttığı için insanlar tedirginlikten ons altın yerine şu an e, dolara da kaçabiliyor yani e, dünya bu şekilde kaosa sürüklenirken e, herkes ons'a kaçmayabiliyor yani özellikle merkez bankaları şu an e, uzun zamandır altın satmıyor da altın satışına başladığı için ons'a geri çekilmeleri gördük fakat ons'un e, zaten burada yani düşebileceği maksimum yeri gördünüz arkadaşlar yani şurada 1848-1850 yani bunun altına düşmesi için gerçekten e, hani dünyanın bayağı bir iyiye gitmesi gerekiyor. O yüzden 10 altın buralardan desteğini bulup tekrar yukarıya çıkar. Ha dediğim gibi 1848 altına inerse çok farklı ciddi çok önemli bir şeyler olması lazım ki buranın altına insin. Onun dışında 10 on altın ee, yükseliş trendini her türlü sürdürecek arkadaşlar. Özellikle 1900 dolar seviyesinin üzerine kırması durumunda ilk hedefimiz yukarıda 1933, daha sonra e, ucu açık arkadaşlar 2000 dolar seviyelerinde gözümüzü açabiliriz. Yani genel olarak eee Biden'ın seçilmesi ons altının işine yarayacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altına bakalım. Gram altında da eee Yükselişler devamını görüyoruz arkadaşlar hem dolar dolardaki özellikle artışla e, bugün ons piyasası da gram altına destek vermesiyle gram altındaki e, alışları yeni alış yapacak yerleriniz açık şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar 508 seviyesi bizim zaten e, önemli bir direncimizdi eğer 508 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa 509 510 buralardan alış yapılabilir arkadaşlar çünkü e, uzun zamandır demeyeyim ama e, en son ki destek seviyesi bu arkadaşlar yani bu direnç seviyesi bu direncin kırılması alıcıların daha fazla gelmesine yol açacak. O yüzden e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum ilk alım yeriniz burası olabilir kademeli alım yeriniz. 500-800'lü kapanışlarda çünkü trene bir şekilde binmeniz gerekiyor yani bunu kaçırmamanız gerekiyor işte altın çok pahalı işte buradan alınır mı alınmaz değil arkadaşlar yani e, çizgiler size ne söylüyorsa onu yapmak zorundasınız aksi takdirde hep geç kalırsınız hep karın e, zararında olursunuz yani bir türlü o istediğiniz kara e, yaklaşamazsınız arkadaşlar 508'in 510'dan aldığını yaptıysan aşağıda 508 aşağıya doğru kırmaya başladıysa ikinci kademe alışını yapacaksın çünkü rekor seviyeleri olduğu için bu seviyeler birinci kademe yani bir tüm para, parayla girmemen lazım. Özellikle 58'in altında 502, 500. Zaten yani e, gram altın bu saatten sonra arkadaşlar 489'muş, 490 seviyelermiş. çok zor. Yani bu seviyelerin altına inmesinin yani şu saatten sonra çok farklı bir senaryo gir, e, girmesi lazım ki altına düşsün. Yani dolar TL geri çekilse bile 10 altın yükselecektir arkadaşlar. Bu bu o yüzden e, yani gram altındaki yükselişlerin daha devamı gelecektir. Her şekilde gelecek. Biraz da Gümüşe bakalım. Şimdi gümüş grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar gümüş grafiği çok güzel yerlerde al vermiş çok güzel bir yerde de sat vermiş arkadaşlar 647 gümüş için güzel bir satış noktası 6 elisi bandını yukarı doğru kırarsa alımımıza tekrar devam edersiniz yani o adet, e, aradaki hani e, 10 kuruşluk 20 kuruşluk şeylerde zarar olarak bakmayın arkadaşlar bu bir sistem dahilinde yaptığınız bir şey. O yüzden. 648 6 tarafında e, kar satış yapıp tekrar e, aşağıdan alma potansiyeliniz de var ama şöyle bir şey gümüşe genel grafiğine baktığımız zaman 10 altında göz önünde bulundurursak gümüşte e, 10 altında toparlanmaya geçtiğini düşünürsek gümüş 650 seviyesini e, kırma ihtimali şu an çok daha yüksek o yüzden e, kar satış yapmak istemeyenler de e, bekleyebilirler fakat normalde olanı alt seviyesinin üzerinden yani bakın şurada özellikle çok güzel bir alt seviyesi vermiş arkadaşlar burada yani ee, 605'e kadar düşmüş. Buralardan alıp arkadaşlar 647'lerde malı teslim edebilirdiniz. O yüzden yine e, gümüşte geri çekilme yapacaktır. Fakat bu biraz zaman alabilir şu an. Yani şu, şu an geri çekilmeden ziyade e, yukarıdaki dirençleri e, kırma potansiyeli daha yüksek. Alım satım yerlerinize yani yeniden piyasaya girmek isteyen yatırımcılar özellikle 6.50 seviyesinin kırılmasını bekleyin ya da e, geriye çekilmesini bekleyin. Yani şu an tam kanalımızın e, hizasında olduğu için e, alım yapmak için biraz erken olabilir. Satış yapmak isteyenler için arkadaşlar e, satış yapmak için isteyenler yani karı cebe koymak isteyenler için eee iyi bir seviye arkadaşlar. Burası özellikle 6.47 6.48 seviyeleri. 6.50 seviyesine geçince tekrar alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biraz da BTC'ye bakalım arkadaşlar. Evet şimdi BTC arkadaşlar e, direnç seviyelerinden aşağıya doğru dönmüş. E, nereden dönmüş arkadaşlar? Şuradan dönüyor. Yani 13.945 dolar seviyelerinin aşağıya doğru geri çekilme yapıyor. İlk geri çekilmemiz zaten 13.179 dolar seviyesi. Yani şu seviyeler olacak arkadaşlar. Bu seviyeyle ile eğer aşağıya doğru kırarsa da e, biraz daha fazla geri çekilebilir. Özellikle 12.750 dolar seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek. Fakat e, şu seviyeyi kıramadığı için arkadaşlar burada geri çekilmesi normal. Normal yani e, alım için dediğim gibi şu an çok da uygun değil BTC almak e, geri çekilmelerden yararlanabilirsiniz. Yani bu eğer ki geçerse ki şu özellikle şu 13.967 dolar seviyesine geçerse alımlar daha da hızlanır. Fakat altında kaldığımız sürece aşağıda 13.179 onun aşağısında da sarkarsa 12.434 seviyesine e, aşağıda bizi bekliyor olacaktır arkadaşlar. E, destek direnç noktalarının kırılma seviyesinde alımlarınızı satımlarınızı yaparsanız kazana siz olacaksınız. Burada e, analizlerimizi bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum.